Mevsimler şaşırdı diyoruz ama doğa dünyaya büyük bir mesaj veriyor aslında. Şeyi patlattı demekçi. Türkiye'nin kuzey kıyıları da kırmızı alarm veren stratejik bir bölge. Yıl içinde çok yağış olan Karadeniz kıyılarında yaşanan sel felaketinde Haziran ayında 10 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Sel, taşkın, heyelan bir doğa olayıdır. Can ve mal kayıplarını kendi elimizle biraz daha arttırıyoruz. Bizi asıl yoran su değil, içerisindeki dökülen harfiyatlar yoruyor. Suyla beraber karıştığı zaman önünde hiçbir şey bırakmıyor. Peki bu felaketlerin önüne geçilebilir mi? Nasıl önlemler alınmalı? Sorulara ilk yanıtı almak için Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'la buluştuk. Bu su 100 yılda bir yağıyor, 50 yılda bir yağıyor ama yağıyor nihayetinde. Ona göre hareket edilmesi gerektiği, iş yerlerinin dere yataklarında olmaması gerektiğine dair. Biz açıklıyoruz ama biz bir yerel yöneticiyiz. Biz nihayetinde vatandaş, başkan çok doğru diyor deyip o uygulamayı yapmıyor. Bunların tedbirlerini kimin alması gerekiyor? Bunun tedbirini çevre şehirciliğin alması gerekiyor. Valinin denetlemesi lazım. Dere yataklarına, yamaçlara yapılan evler sorunların başında geliyor. Bütün yollarımız kolaylık olsun diye dere yataklarından yapılmış, ulaşımı oralardan sağlanmış. Tabii ki yollar dere yataklarına yapıldığı için yapılaşmada bunun paralelinde dere yataklarına inmiş. Çünkü kolaylık, yani yoldan her türlü kolaylığı sağlayabilirsiniz. Orman alanları yok edilirken göz ardı edilenler hayatımıza mal oluyor. Ve biz bu ağaçları keserek, çoğunlukta yani ağaçları keserek çay bahçeleri yapıyoruz, fındık bahçeleri yapıyoruz ve bunların köklerinin çok derin olmaması sebebiyle zaman içerisinde hem toprak kaymaları oluyor hem de suyu engelleyebilecek hiçbir şey olmuyor doğa üzerinde. Evet. Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Ali Özesen, Samsun'dan Gürcistan'a uzanan sahil yoluna dikkat çekti. İşaret fişekleri, daha büyük şeyler gelecek bundan sonra. Yani Hopa'ya oldu, Beşikdüzü'ne oldu, yarın Trabzon olacak, Araklı'ya olacak. Çünkü hepsi artık o yol kotunun altında. Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Semih Hamza Çebi de plansız projesiz yapılaşmanın sonuçlarına işaret etti. Büyük felaketler ana derelerden ziyade yan kollardaki patlamalarda oluşuyor. Evet. Evet. Biz bunu malzemeyle de doldurduğumuz zaman yoğun bir sellenmede bu malzeme komple altta bir köy oluşturduysak köyün üzerine geliyor ve can ve mal kayıplarına sebebiyet veriyor. Yani kısaca sebep-sonuç ilişkisini değerlendirdiğimizde Karadeniz'de yaşanan olayların ana sebebi bu iki kriter. Hükümetin bir an önce yeni imar ve çevre planlaması yapması şart. Yani Trabzon'a yapabileceğiniz bir yapıyla işte Diyarbakır'a yapabileceğiniz yapı arasında farklılık olması gerekiyor. Yani kentlerin bir kimliği var. Bu kimliği oluşturan şeyler de zaten o kentin iklimi, insanların yaşayışı, kentin kendine has özellikleri, öyle bir ticareti var, nerede şey yapmıştır. Siz onları bozmaya başladığınız anda kentler zaten kimliksizleşmeye başlıyor ve sağlıksızlaşmaya başlıyor.